Tabii ki de geçmiş olsun diyelim. Siz de Diyarbakır'dasınız. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Az önce Diyarbakır'dan da Afet Kriz Koordinasyon Merkezi'nden de bilgiler aldık. Fakat sizin aktarmak istediğiniz oradaki ihtiyaca yönelik, oradaki duruma yönelik neler olur? Evet, biz bu sabah Gever'den yola çıktık. Aslında Diyarbakır'dan öteye Pazarcık'a kadar gidecektik. Fakat yoldaki fırtına ve kötü hava koşullarıyla ancak Diyarbakır'a kadar varabildik. Ve hemen Diyarbakır'daki çalışmalara katıldık. Gerçekten burada da hava soğuk. 23 binada hasar Diyarbakır'a kadar varabildik. Ve hemen Diyarbakır'daki çalışmalara katıldık. Gerçekten burada da hava soğuk. 23 binada hasar var, ciddi hasar var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fakat arama kurtarma çalışmaları çok yetersiz. Gerçek anlamda arama kurtarma çalışmaları demek mümkün değil. Çünkü bu arama kurtarma çalışmalarını böyle bir depremde karşılayabilecek bir donanım yok karşımızda. Ne teknik olarak ne de insan gücü olarak böyle bir yeterlilik söz konusu değil ki. Burada 23 binadan bahsediyoruz. Türkiye çapında baktığımızda 5600 resmi rakamlara göre bina var. Sayılmayan binalar var, ulaşılmayan yerler var, köyler gibi. Dolayısıyla Diyarbakır'da çalışmalar sürüyor. Ama çok yetersiz ve hava çok soğuk. Bu anlamıyla vatandaşlar hep birlikte bir şey yapmak istiyor. Tabii vatandaşların, orada insanların çok fazla bir şey elinden gelemez. Vinçler gerekiyor. İşte çeşitli teknik aletler gerekiyor. Ses, içerideki sesi, hatta nefes almayı duyabilecek aletler gerekiyor. Bunlar yok. Arama kurtarma köpekleri yok. Dolayısıyla aslında çok zor koşullarda çok az insan emeğiyle bir çaba sürdürülüyor. Hala ikaz altında çok sayıda insan var. Onlara ulaşılma çabası var. Büyük bir gayretle ve bekle işte Diyarbakır'daki tablo böyle devam ediyor. Tabii diğer yerlerde durum çok daha vahim, haberlerde alıyoruz. Evet. Yarın sabah biz Maraş, Pazarcık ve Elbistan'a hareket edeceğiz. Diğer ekiplerimiz yollarda, yol olan yollarda, yol olmayan durum var. Mesela Hatay'da vahim bir durum var. Ulaşılamıyor. Ulaşım ciddi anlamda yok denebilecek hale geldi. Bölge bu şekilde. İnsanlar bir dayanışma gösteriyor ama dediğim gibi dayanışma bir yere kadar. Hı hı. Karşımızdaki esas mesele aslında neredeyse 20 yıllık bir çürümenin bir insanlık dramını hep birlikte yaşıyoruz. Bir zihniyetin bir ülkeyi nasıl böyle bir çöküşe sürüklediğini izliyoruz. Doğal afettir evet, ama doğal afetlerin bu denli yıkıcı sonuçlar doğurması kabul edilebilir bir şey değil. Öfkemiz çok büyük. Evet, acımız büyük. Herkes çırpınıyor bir şeyler yapmak için ama inanın bu tablo karşısında öfkemiz de çok büyük. Yiyecek sorunu da var. Ekmek sorunu var. Fırınlar çalışamıyor. Binaların altına girip çalışmak riskli olduğu için. Battaniye sorunu var. Valilik battaniye göndermiş mesela şeye, bir spor salonuna. Spor salonuna giriyorsunuz, buz gibi zaten. O buz gibi salonda battaniyeleri dağıtmamış. Sonra işte oradaki insanları, neyse ki buradaki dayanışmayla insanlar fabrikaları açtılar organize sanayide. Oraya nakletme olanağı oldu. İşte orası biraz daha sıcak. En azından çorba dağıtılabilecek insanlara. Ve burada bir gerçeği daha gördük biz. Aslında bildiğimiz bir şeyi artık herkes bir kez daha hissetti. Bir kentin yerel yönetiminin ne denli önemli olduğunu çok iyi anladık. Diyarbakır'da bu çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bir kayyumcu aklın, bir valinin aslında ne kadar yabancı olduğunu, insana, kente ne kadar yabancı olduğunu çok daha iyi anladık. Çünkü
şu anki Diyarbakır'da belediyenin yani kayyumun elindeki olanaklar seferber edilmesi gerekirken işte o çok basit sıradan bir deprem olmuş gibi bir hava hakim. İnanın bunu abartarak söylemiyorum. Burada kentin yerel yönetimi, yerel iktidarı eğer bugün bir HDP'li belediye tarafından yönetiliyor olsaydı bugün çok farklı etkileri olurdu. Ama sonuçta bu bir kayyum, seçilmemiş, gelmiş, orada ne yaptığını bilmez. Sıradan bir prosedürün takipçisi olmaya çalışıyor ki o da çok büyük bir hazin tablo çıkartıyor karşımıza. Dediğim o çok vahim bir durum. Yani bu denli büyük bir doğal afet, bu denli büyük bir deprem ve peş peşe iki büyük depremin yaşanması gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir... Çok sıra dışı. Evet, çok sıra dışı. Bütün bunlara rağmen bu denli yıkım olmayabilirdi. Ya da yıkım bu yıkımda sonra müdahaleler böyle olmayabilirdi. Burada tabii o kadar çok eksik zaman içinde yapıla gelmiş, ihmaller yapıla gelmiş ki sonuç bu denli... afet anında kendini gösterdi değil mi? Tabii bu denli büyük bir afet anında kendini gösterdi. Aslında 99 depreminin kat be kat üstünde bir afetle karşı karşıyayız. Bilim insanları 2,5 kat daha büyük bir afetten bahsediyor. Bir kıyamet hali var. Baktığımızda bunun bu denli bu boyuta ulaşması işte 99'dan 2023'e kadar geçen süre boyunca bilime, gerçekliğe, hakikate gözünü kapamış bir anlayışın yaratmış olduğu tahribattır. Bilimi dinlemeyen, kar hırslı, rant hırslı ve inşaat sektöründeki yanlış yapılanmaların ve kente yaklaşımın yarattığı tahribatla karşı karşıyayız aslında. Yani bunu bir tamamıyla işte doğal afettir, depremdir, buna ne yapabiliriz diye yorumlamak mümkün değil. Japonya'da da deprem oluyor. Bugün sosyal medyada çok konuşuluyor, karşılaştırmalar yapılıyordu. Belki herkes görmüştür. Bundan çok daha şiddetli depremler oluyor. Can kaybı olmuyor. Evet. Çünkü kenti depreme dirençli kentler yapmışlar. Eğer gerçekten kenti bu fay hatlarının başka bir yere taşımak mümkün değilse o zaman bu kentleri depreme dayanıklı dirençli kentler haline çevirmek gerekirdi. Bilim bunu söylüyor. Gerçeklik buna dayanıyor. Siz tam tersine yaptığınız yollar, yaptığınız havaalanlar, yaptığınız binalara baktığınızda İşte bu tablo karşınıza çıkıyor. Bugün Hatay'da ulaşım sorunu diyoruz. Yol çökmüş çünkü. Havaalanı çökmüş. Devlet hastanesi çökmüş. Ya nasıl yaptınız siz bunları? Yani hiç mi vicdanınız sızlamadı? Şimdi bu hastanenin çökmesiyle kabul edilebilir bir şey mi? Değil. Açıklamasına bakıyorsunuz. Böyle bir günde bile politik açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bu bizden önce yapılmış. Eski yapılmış. Yok şöyle yapılmış. İktidarımız iş başındadır. Cumhurbaşkanımızın şeyiyle bu bölgeye geldik. Bütün bu olan biten, bütün bu yaşanan vahim durum karşısında, böyle bir durum karşısında bile hala buradan siyasi rant peşinde koşan, siyaset üzerinden meseleye yaklaşan bir iktidar var. Halk da buna karşı inanın çok öfkeli. Evet, peki HDP'nin yarın için ya da diğer önümüzdeki günler için planladığı operasyonel durum nedir? Yani siz biraz bahsettiniz ama belki daha ötesinde de bilgiler vardır, onları alalım. Şimdi tüm Türkiye çapında bir kere il ilçe yönetimlerimiz ve bütün örgütümüz halkımızla beraber deyim yerindeyse teyakkuz halinde. Yardım kampanyaları düzenleniyor ve yardım organizasyonları yapılıyor. Çünkü ihtiyaçlar var. Gıdadan giysilere kadar kış koşulları, sağlık meselesi önemli. Bu konuda bütün Türkiye'deki teşkilatlarımız öncelikle teyakkuz halinde diyebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Artı bölgeye özellikle genç arkadaşlarımız hemen yardım edebilmek amacıyla geçiyorlar.
Bizler zaten hareket halindeyiz.